Yale Green Awards Aveda ödül törenimize tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ödülleri takdim etmek üzere enerjimizi düşürmeden hemen El Türkiye Yayın Direktörü Sayın Melda Narmanlı Çimen'i sahneye davet etmek istiyorum. Ona Estée Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü Sayın İpek Ersavaş eşlik edecekler. Buyurunuz efendim. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu sene ilkini gerçekleştirdik El Green. Sabah da söyledim. Aveda gibi doğuştan yeşil, sonradan olma değil, doğuştan yeşil bir markayla, gezegene bu kadar saygılı bir markayla kol kola girmekten çok mutlu olduk. Umarım siz de bütün oturumlardan keyif almışsınızdır, ilham almışsınızdır. Ve umarım hepimiz tek tek, bireysel olarak, kolektif olarak ve küresel olarak gezegenimize bundan sonra daha iyi bakacağız deyip kısaca sözü İpek Hanım'a bırakacağım. Birazdan El Green Awards ödüllerini vereceğiz. Çok heyecanlıyız. Teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Evet, değerli misafirlerimiz, ben de bu anlamlı ilkini gerçekleştirdiğimiz El Green Aveda etkinliğimizde Estée Lauder Grup şirketleri ve Aveda markamız adına bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma bugünün tüm paylaşımlarından, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ruhlarıyla, kalpleriyle ve en önemlisi tüm gerçeklikleriyle içinde hiç mış gibi olmadan paylaşan tüm katılımcılara, tüm konuşmacılardan çok etkilendim. Bunu hem kurumsal kimliğimle hem de bireysel kimliğimle yürekten söylüyorum. Yine bugün burada sürdürülebilirlik, sürdürülebilir bir gelecek adına yaptıkları çalışmalarla öne çıkan çok değerli isimlere ödüllerini vermekten mutluluk duyuyoruz. Bugünün hep beraber oluşturduğumuz kolektif enerjisinin katkı sağladığı önemli bir adım olmasını ve sürdürülebilirliğin başlangıcının gençleri eğitimle yer almasını istedik. Bu anlamda da yine çok sevgili, değerli çalışmaları olan Yuvam Dünya Derneği'nin genç öğrenciler için gerçekleştirdiği İklim Şampiyonları Eğitim Projesi'ne ödül alan tüm değerli katılımcılarımız için bağışta bulunuyoruz. Tekrar herkese burada kalbiyle, ruhuyla olan sürdürülebilirliği hayatına alan, o ışığı yansıtan herkese çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ne kadar güzel bir enerji. İpek Hanım'ı da diğer sahnenin diğer tarafına alalım. Melda Hanım'la birlikte ödülleri takdim etmek üzere. O zaman başlıyoruz değerli dostlar. El Green Awards Aveda başlıyor. İlk ödülümüz geliyor. Mesleğindeki başarısı, güçlü bir kadın olarak hayattaki duruşu, yaşam felsefesi, hümanistliği ve tüm canlıları düşünen şefkatli kalbiyle dikkat çeken, tüm bunların yanı sıra doğal güzelliği, bitmeyen enerjisi ve ilham veren kişiliğiyle hayranlığımızı kazanan oyuncu, müzisyen, anne, hayvan ve doğa dostu, her daim güzel, bakımlı ve güler yüzlü bir kadını birazdan ilk ödülümüz için sahnede ağırlayacağız. O zaman alkışlarınız gelsin. El Green Awards Aveda Sürdürülebilir Güzellik Ödülünü almak üzere alkışlarınızla bol ödüllü değerli sanatçı Şevval Sam. Yürekten tebrik ediyoruz. Üçlü bir fotoğrafın ardından Şevval Hanım, sizi tek olarak bir fotoğraf karesinde alabilirsek çok mutlu oluruz. O zaman mikrofonu size vereyim mi? Buyurunuz. Şarkı söylemeye daha fazla alışkınım tabii mikrofonla ama
Birazdan kanatlanıp geliyordum yani, o kadar güzel, çok teşekkürler, o kadar güzel cümleler kurdunuz ki benimle ilgili. Hakikaten kanatlanıp gelmek üzereydim. İlk organizasyonunuzun ilk ödülünü almış olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Güzel bir şeyin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabiatın sahibi değil, onun bir parçası olduğumuz bilincini ve farkındalığını kalbimizde taşıdığımız ölçüde hayata dair tüm güzellikler sürdürülebilir olmaya devam edecek. Buradaki bu hassasiyeti kalbinde hisseden herkesin varlığı için müteşekkirim, iyi ki varsınız. Bizim için önemli çünkü kitlelerin önündeki insanların kurdukları cümleler, insanları yönlendirmesi, farkındalık yaratması açısından. Ben kendi adıma bu sorumluluğu her zaman taşımaya sizlerin önünde söz veriyorum. Tekrar ödül için çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen devam edelim değerli misafirlerimiz. Artık daha fazla tüketici hem etik hem de sürdürülebilir giyim seçenekleri arıyor ve vegan ürünler genellikle bu iki alanda da referans noktası oluyor. El dergisinin her sayısında yer verdiği vegan koleksiyonlar arasında biri sıradaki ödülümüzün sahibi olacak. Sürdürülebilirlik yolculuğu, deri artıkları azaltmak için bir çözüm aramayla başlayan, 2017'de kurduğu markası Mianca'yı lanse ettikten birkaç yıl sonra, dünyada gelişen ham madde teknolojileriyle yeni ortaya çıkan bitkisel bazlı vegan deriyi Türkiye'ye ilk defa tanıtarak kaktüs derisi koleksiyonunu çıkaran, ardından da elma derisi, zeytin derisi gibi biyobazlı deriler ve rafya gibi doğal malzemelerle koleksiyonunu daha da çeşitlendiren, 2018 yılında Paris'teki Sürdürülebilirlik Bienali'nde ilk ve tek Türk markası olarak yerini alarak sürdürülebilirlik çıtasını gün geçtikçe yükselten biri ödüle layık görüldü. El Green Awards ve Aveda Vegan Koleksiyon Ödülü'nün sahibi. Alkışlarınızla efendim. Zeynep Akman. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız, motive ettiniz, ilham oldunuz. Daha kat edecek çok yol var gezegenin devamı için. Hep birlikte pozitif etkinin katlanarak artmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Yürekten tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Jean deyince hepimize ilk akla gelen markalardan biri o. Hep birlikte daha iyi olmak için dönüştürücü bir güce sahip olan, sürdürülebilirlik ve iklim pozitiflik hedeflerini tüm işlerinin merkezine oturtan, sorumlu değer zinciri ve farkındalık projelerinin yanı sıra yıllardır sunduğu koleksiyonlarla çevre dostu sürdürülebilir modada öncülük yapan bir marka. Bu sene devrim yaratan yepyeni bir koleksiyon da çıkardılar. Sulamaya gerek duymadan büyüyen, toprağın biyolojik çeşitliliğini doğal olarak destekleyen, erozyonu önleyen, biyolojik olarak parçalanabilen hemp bitkisinden yola çıkarak tasarlanan mavi hemp denim koleksiyonuyla
El Green Awards, AVEDA İklim Dostluğu Koleksiyon Ödülünü markası adına alması için Mavi CMO'su Serpil Berkan alkışlarınızla geliyor. Çevre dostu olmak için bir koleksiyon çıkarmanın yeterli olmadığının çoktan bilincinde olan bir markayız. Çevre için, çalışanlarımız için, toplumsal cinsiyet eşitliği için, hayvanlar için yaptığımız tüm çabaların, tüm hareketlerin bir bütünü bu hikaye. Aslında son 4 yıldır her gün daha iyisini nasıl yaparız diye çalışıyoruz. Çok büyük bir ekosistem. Sadece bir markanın, bir bireyin değil, tabii ki değiştirebileceği bir şey değil ama çok şey katabileceği bir şey. Bunu her gün yaşıyoruz. Cin bizim ana işimiz ve inovasyonla, Ar-Ge'ye yatırımla, yani yaptığımız mottomuz şu, daha iyi bir mavi ile daha iyi bir dünya mümkün ve burada tabii ki ödül almak için bu çalışmaları yapmıyoruz. İlk çıkış noktamız bu olmuyor ama bunları size aktarma şansını bulduğumuz için bu anlamda çok mutluyuz. Ele ve Aveda'ya çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 7 gün 24 saat bu ürünleri geliştirmek, bütün bu saydığım çalışmaları yapabilmek için çalışan, çok büyük bir motivasyonla çalışan bir ekip var. Onlar adına, Mavi ailesi adına bu ödülü almak çok büyük mutluluk verici. Teşekkür ederim. Alkışlarımız sizler ve değerli ekibiniz için. Devam ediyoruz. Yıllarca turizm alanında çalıştıktan sonra güzellik sektörüne geçiş yapmaya karar veren bir güzel kalpli kadın birazdan sahnede bizimle birlikte olacak. Instagram'da sadece takipçi değil, geniş bir hayran kitlesine sahip. Çünkü bugünlerde çokça aradığımız o iyilik, şefkat, sevgi, tüm paylaşımların ortak noktası. Toplumsal konularda çok duyarlı ve bu konuda tüm erişim kitlesine etkisi de oldukça yüksek. Stil oluştururken daha çok okuyun, daha çok dinleyin, daha çok gezin, daha çok öğrenin diyen, dokunduğu her şeye kendi olumlu enerjisini yansıtan, hem Beauty Omelet moda markasının sahibi hem de Rene Clinique'in kurucu ortağı, sevme motivasyonu hep yüksek bir hanımefendiyi sahneye davet edeceğim. El Green Awards, AVEDA toplumsal duyarlılık ve doğa dostu ödülünü almak üzere alkışlarınızla sevgili Nur Bilen Yavuzer. Teşekkür ediyorum. Bu herhalde bir insanın hayatına layık olabileceği en güzel sıfatlardan biri. Kendimi yaşamaya, bu dünyaya gelmiş olmaya layık hissettim. Hepimiz birbirimize
ben size, siz bana ve doğaya ve bütün evrene aslında görünmeyen bir bağ ile bağlıyız. Bunu her an hissetmeyi, hiç unutmamayı, yaşamın ne kadar güzel olduğunu farkında olmayı diliyorum her birimize. Bireysel olarak yapmamız gereken ve yaptığımızda çok fark yaratan çok şey var. Ve bireysel yaptığımız her şey aslında toplumda bir ses yaratıyor ve kolektifte yerini buluyor. Bu dünyaya ihtiyacımız var. Onun bize yok. O yüzden elimizden gelin daha fazla yapmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum bu ödül için. Daha güzel bir sıfat olamazdı. Sağ olun. Bizlerde mış gibicilik yok. Neyse onları aktarıyoruz, öyle değil mi? Ne kadar güzel. Ve sırada son ödülümüz var. Yani bugünün son ödülü. Zamanı paylaşan herkesin kalbinde ödüllensin emekleri, çabaları diye arzu ediyoruz. 13 yıl boyunca hayatını paylaştığı can dostu, köpeği Darwin'den kendisine miras kalan karşılıksız sevgiyi, bugüne kadar yolunun kesiştiği onlarca sokak hayvanıyla paylaştı. Uzun yıllar boyunca onlarcasına düzenli olarak besledi. İhtiyacı olanların tedavisini üstlendi. Bireysel çabalarıyla bazılarına ömürlük yuva buldu. Bazılarına da kendisi yuva oldu. Yoğun takviminden kalan her anı bir köpeğin hayatını değiştirmek için değerlendirdi. Arabasının bagajındaki kilolarca köpek mamasına baktığı bir gün, "Ben elimden geleni yapıyorum ancak benim bireysel çabam artık yetmiyor," dedi. Böyle düşündü. Sokak hayvanlarının sorunlarına teknolojiyi merkez alarak çözümler üreten bir proje tasarladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gönüllüleri ve Koç Sistem'le birlikte yürütülen ve şu anda 33 binden fazla kullanıcısı bulunan Semtpati mobil uygulamasıyla yolu geçici bakım evine düşen pek çok köpeği de yeni ailesine kavuşturdu. Ne mutlu ki. Tesis ve kampüsleri köpekler için güvenli olan şirketler kendisinin çağrısına kulak verdiler ve engelli köpekler başta olmak üzere 60'tan fazla köpek de sahiplenildi. Sokak hayvanlarının sorunlarına bütüncül yaklaşımlarla çözüm bulmak amacıyla Semtpati Vakfı'nı kurdu. Köpeklere duyduğu sevginin etki alanını her gün büyütmek için çalışan biri gelecek az sonra sahneye. El Green Awards ve Aveda, hayvan dostu, iş insanı ödülünün sahibi, alkışlarınızla İpek Kıraç. Ödül için çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları sahipsiz değil ve bunu özellikle bu son zamanlarda çok konuşur olduk maalesef. Onlara bir yuva, bir çözüm, sağlıklı, huzurlu, korkmadıkları bir hayat oluşturabilmek için bu vakfı ve aplikasyonu kurduk. Sizlerin hepinizin desteğinize de ihtiyacımız var. Yol arkadaşlarıma ve bu projenin buraya gelmesine yardımcı olan da herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun tekrar. Emeklerinize sağlık. Yürekten tebrik ediyoruz. Ve günümüzün sonuna geldik değerli misafirlerimiz. Bugün bu organizasyonumuzla El Green dedik ilk kez düzenlendi. Sabahtan bu yana yapılan panellerle hem ödül öncesinde hem de ödüller sırasında kalbimizden geçenleri elimizi vicdanımıza koyarak nasıl yola koyacağımızı birbirimize aslında anlatmaya çalıştık. Herkes farklı projeleriyle
ne kadar farkındalık yarattığını paylaştılar. Buradan doğacak bir ekosistemde aslında o takım birliğini oluşturacak. Herkes diğer projeye el verdiği sürece, bu bilincimiz, bu farkındalığımız arttığı sürece de işte konuştuk sabahtan bu yana, dünya tek, dünya bir. O yüzden kendimize dönerek, doğaya saygımızla, görgülü bir şekilde, bugün kullanılan çok özel kelimelerden biriydi. Bunu kendi kodlarımıza yerleştirebilirsek ne kadar güzel olur. İyi ki geldiniz. İyi ki bugün bizlerle birlikteydiniz, değer kattınız, zamanı paylaştınız. Bizler için bu çok 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 kıymetliydi. Yeşil düşünmenin, yeşil üretmenin, yeşil tüketmenin önemini vurgulamış olduk bugün. Elgreen'de finale ulaşırken, Elgreen buluşmamızda bir araya gelen tabii çok değerli destekçilerimiz var. Onlara da teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Kabul ederlerse çok mutlu oluruz. Ana sponsorumuz Aveda, çok teşekkürler. Oturum sponsorumuz Nefes Asos. Deneyim alanı sponsorlarımız Macro Center ve Piaggio ve Vespa. Destek sponsorlarımız Denizbank ve Okso ve bugüne katkı sağlayan Yuvam Dünya ve Koleksiyon Mobilya'ya da çok teşekkür ediyoruz. Tüm moderatör, konuşmacı ve siz değerli izleyicilerimize tabii ki sevgimizi paylaşıyoruz. Ve şimdiden daha yeşil ve güzel bir yıl dilerken ben Başak Koç, bugün sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşadım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Teknik masada Lukon ekibi vardı, çekimlerde Kreya Film ekibi destek verdi, Jolly Mice ekibi ve adını daha sayamadığım bütün ekiplerimize bugün için çok teşekkür ediyoruz. Umarım seneye tekrar görüşebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.